Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobil 18'de gerçekten çok değişik, efsane bir konsept yapıyoruz arkadaşlar. Bu videoda, bakın, bu seride çok büyük destek lazım. Çok fazla coin harcayacağım ama en beğendiğiniz serilerden biri olacak büyük ihtimalle. Herkesten bir like butonuna basmanızı bekliyorum. Bu aralar düştü izlenmeler ve beğenmeler. Gerçekten like butonuna basmayı unutmayın ve hala kanala abone değilseniz de yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Kanala abone olun, bildirimleri açın. 100 bin yolunda tam destek. Çok az kaldı 100 bin olmaya. Haydi bakalım, sen de abone ol ve artık 100 bin abone olalım. Çok az kaldı dediğim gibi. Herkes abone ol butonuna bassın ve yeniyseniz de hoş geldiniz diyorum. Like dağıtmayı unutmayın. Like butonuna da basın abi. Hiç zamanınızı almaz. Bunlar bedava şeyler ama bana çok büyük destek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi takımıma girdiğiniz zaman benim biliyorsunuz 9.5 milyon coins falan vardı. Ve gördüğünüz gibi şu anda 8.5 milyon coins kaldı. Neden? Çünkü bugün sizlerle beraber 5 büyükler challenge yapacağız arkadaşlar. Bu 5 büyükler challenge'ı 5 büyüğü neye göre seçtim? Hem genel hem de şu ana göre. Yani şu anda mesela ligdeki en iyi 4 takım Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Bursa Spor'u almadım çünkü Bursa Spor bu sene çok iyi değil o kadar. Ama bir de genel olarak Trabzonspor'u da aldım. Hani genel büyükler zaten 4 büyükler garanti. Hani 5. büyükte bence şu anda Başakşehir. Bence siz de öyle düşünüyorsunuz. Yani 5 büyükler denince akla Bursa Spor yerine bence artık Başakşehir'in gelmesi lazım. Hani şu anda daha üstün olduğunu düşünüyorum. Genele ve şu anda bakınca zaten bir tane şampiyonluğun çok da bir anlamı yok bence. Evet arkadaşlar, o zaman ben şimdi bir de bunu ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? 8.5 milyon coins kaldı ya. Ben şimdi bir de bunu hepsini 90 gen yapacağım abi. Onur Kıvra belki yapmam ama Valbuena'dan başlayıp hepsini 90 gen yapacağım. Gerçekten abi bayağı bir şeyler harcayacağız. Evet. Tamamdır, bu oluyor şu anda. 280 bin coins verdim ve Valbuena'yı 90 gen yaptım ama bunu 91 gen de yapabilirim çünkü Rainbow yapmıyor ya. Moralim bozuldu. Şimdi Talisca'ya geçti sıra. Talisca'yı da yapalım. Evet, 50 bin bir tane, 25 bin. Oha, 3 tane var, güzel. Bu güzel oldu abi. Bunların olması güzel. 10 binleri verelim. Yok, 10 bin bir tane vermeyelim. Biraz da binlerden verelim işte. Evet. Talisca'yı da 280 bin coins vererek 90 gene yükselttik. Ve bu Rainbow yapıyor arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi abi harika oluyor ya. Bence süper oluyor. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Yani ben kendi kendime sevinmiyorumdur burada ama. Bence güzel oluyor ya. Gerçekten ben şu anda hani mutluyum bu durumdan. Güzel oluyor. Bunu 6 gen arttırmamız lazım. O biraz sıkıntı işte. Böyle çok da harcamak istemiyorum her şeyi. Her şey de bitiyor bu arada. 6 gen arttırmak sıkıntı dediğim gibi. Nasıl arttıracağız şimdi biz bunları? Diğerlerine yetmeyecek abi, şaka gibi. Şunları basacağım arkadaşlar bir. Şöyle şunları basalım. Sonra da yeterse diğerlerini de basacağım ama diğer oyuncuları ben nasıl yükselteceğim? En ufak bir fikrim yok abi. Tamam, bunu yükseltebildik. Bu konuda sıkıntı yok. Güzel. 308 bin coins'e Gomis'i de 90 gen yaptık. 90 gen Gomis arkadaşlar. Artık yani bu kadar para harcıyorum. Bu kadar antrenman XP'si çok boş harcadığımı biliyorum ama harcıyorum. Sizlerden de güzel bir destek bekliyorum. Gerçekten hani büyük bir ihtimal yaparsınız. Siz biliyorum yaparsınız. Ama yine de ben beklediğimi söyleyeyim. Arkadaşlar Arda Turan olmayacak. Yani şöyle bir göstereyim arkadaşlar. 3 büyükleri 90 gen yaptık. Gördüğünüz gibi Valbuena. Hani çok da abartmaya da gerek yok zaten. Valbuena'yı yaptık. Gördüğünüz gibi uzaktan şut özelliği falan bayağı bir güzel oldu zaten. Nerede bu? Uzaktan şut özelliği falan nerede? 80 serbest vuruşu var. Orta açması 90. Uzaktan şut 88 falan. Gayet güzel. Gomis'e açalım. Gomis de güzel oldu abi. Gomis'in de bitiriciliği, kafa vuruşu, şut gücü falan bayağı güzel. Normal gücü falan harika. Son olarak Talisca'ya da bakalım. Bunda dribbling özellikleri falan güzel olmuştur. Yani bayağı güzel abi. Uzun pas falan güzel oldu bunda da. Bu kadar yapabildim arkadaşlar. Hani daha fazlasını yapamadım. Onur Kıvrak'la Arda Turan'ı da yükseltemedim. Çünkü antrenman XP'lerim o kadar biriktirmiştim ve bitti. Maalesef bitti. Abi bu video için harcamış oldum. Ama arkadaşlar sizler için de eğer sizlere güzel videolar, güzel içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Sizler beni desteklediğiniz sürece bu hiçbir zaman bitmeyecek. Ben hep size böyle destekleyici şeyler yapmaya çalışacağım. Hani sizlerin bana verdiğiniz desteğe karşılık ben de size böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Umarım hani yaptığım şeyleri beğeniyorsunuzdur. Hani desteklerinizi arkada bırakmamaya çalışıyorum. Olabildiğince. Evet, bu cümleyi, bu kelimeyi kullanamayacağım sandım bir an. Bu ne kadar kalmış? 2 saati kalmış, daha var. O zaman mücadelelere girelim. Ve mücadelelerde İtalya'yı ben zaten tamamlamaya çalışıyordum. Bunu da tamamlayacağım en kısa zamanda. Bu fonu almaya çalışacağım. Bayağı bir oynuyorum. Hani bugün okula bile gitmedim. Hani ayağım sakat biraz, evet. Bunu da söylemiş olayım videoda. Bayağı bir geçmiş olsun, yorumlarınız gelecek. Hani ayağımda bir sakatlık var, durup duruyorken oldu. Hani spora gittim. Bacak çalıştıktan bir gün sonra ayağımda bir sakatlık oldu. Bunu da doktora bugün gidip
Hani biz soracağız, o yüzden de okula gidemedim. Hani zaten gidemem ben bu ayakla. Evde bile zor hareket ediyorum. Umarım geçer ya. Umarım çok büyük bir şey değildir ama şu anda birazcık zorlanıyorum. Neyse, şu anda konumuz bu değil. Hani şu anda rahatım. Şu anda acı çekmiyorum. Sadece yürürken biraz zorlanıyorum. Gomis. Anderson Talisca, tek Rainbow yapan oyuncu. Anderson Talisca. Talisca. Abi 90 gen Talisca da var ya, hani bayağı iyi ya. Bu adam birazcık hantal gibi duruyor. Yani FIFA gibi oyunlarda, yani gerçekte çok güzel top sürüyor. Ama boyu uzun ve zayıf ya biraz. O yüzden hani oyunlarda belli oluyor bu. Arda Turan da bu arada hani yükseltmediğimize rağmen müdahalesi falan güzeldi. Talisca bakın birazcık hantal gibi. Boyu uzun ve değişik duruyor biraz. Ama güzel yani. Ben Talisca'yı beğendiğim bir futbolcu. Gerçek hayata göre ama hani daha kötü duruyor. Yani daha hantal duruyor. Bence bunu birazcık düzeltseler daha güzel olabilir. Özcan. Güzel hareket. Jorge. Özcan. 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 Şut! Özcan'dan gol oldu. Ama arkadaşlar bizim hedefimiz Özcan'la gol atmak değil. Anderson, Talisca, Valbuena ve Gomis'le gol atana kadar bu video devam edecek. Onlarla gol attıktan sonra da belki maçı bitirene kadar devam ederiz. Ama onlarla bir gol atmamız gerekiyor bizim. Haydi bakalım. Arda Turan. Buffett'in bir Gomis. Buffett'in bir Gomis. Çok güzel. Buffett'in bir Gomis. Buffett'in bir Gomis. Ayakta kalmayı başaracak büyük ihtimalle. Çok güçlü çünkü. O oradan çıkar abi. O oradan sıyrılır. O Gomis. Hadi Gomis. Bravo sana. İtalya Ligi'ne karşı. Buffett'in bir Gomis. Buffett'in bir Gomis. Buffett'in bir Gomis. Bitiriciliğini konuşturdu. 90 gene yükseltmemizin de payı var bunda. Gerçekten muhteşem bir gole imza attı. Buffett'in bir Gomis be. Adam çok süper oynadı. Şimdi Gomis tekrar. Gomis güzel bir pas mı? Talisca onu kontrol edemedi. Pas da benim hatam tabii ki. Hani çok yanlış bir yere üstten ara pası attık ve birazcık sıkıntı oldu. Neyse sıkıntı yok. Castro. Pucciarelli. Kulübeli aldı topu, alamadı Valbuena. Castro güzel müdahale mi? Hayır. Kaleci açılıyor. Romagnoli ve gol. Onur Kıvrak top tutamadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalecimizden de bir müdahale beklerdik aslında. Ama golü yedik. Haydi bakalım Gomis. Gomis golünü attı. Şu ana kadar bir tek gol atan var. O da Gomis. Aralarında yani. Üç büyüklerin arasında. Valbuena yapamadım hareketi. Evet, faul aldı ama Valbuena. Bravo. Anderson Talisca kullanıyor bu arada serbest vuruşları. Güzel bir pas. Özcan. Özcan vurmak istiyorum ama üç büyüklerle gol atmam gerektiği için vurmuyorum. Özcan o topu alır. Özcan aldı. Özcan pasını veremedi. Abi çok kötüler ya. Takım çok kötü. Zorlanıyorum yani. Gerçekten zorlanıyorum. Genel olarak diğer oyuncular da kötü. Yani Arda Turan falan da düşük kaldığından dolayı birazcık sıkıntı. Hakem maçı bitirmezse Valbuena gole gidiyordu ama şey yapmadım. Bitirdi hakem. Evet, Pucciarelli. Özcan güzel müdahale yapamadı. Castro. Bir sağ. Pucciarelli. Gomis. Buffett'in bir Gomis. Buffett'in bir Gomis'ten pas şimdi Gerson. Gerson. Anderson Talisca ileride gizli forvet olarak bekliyor. Ama ona topu ulaştıramıyorum. İlginç bir şekilde. Hadi abi Lindelöf. Güzel bir pas oraya. Çok tam iyi. Valbuena. 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 Hadi abi Messi gibi uçarsın sen oradan be. Matteo Valbuena. 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 Güzel çekti. Valbuena. Valbuena. Valbuena top sürüşü gerçekten çok iyiydi. Ve golü de bence hak etti arkadaşlar. Güzel de bir gol olduğunu düşünüyorum ben. Valbuena güzel bir gol attı. Gerçekten beğendim. Şimdi sıra Anderson Talisca'da. Sonrasında da Gomis zaten daha da fazlasını atar. Bakalım Talisca'da gol atabilecek mi? Herkes gol atacak. Belki Arda Turan'la falan da atmaya çalışırım. Penaltı olursa Gomis gerçi seçme yok artık. Hani bu oyunda yok. Artık dediğim genel olarak yok yani. İngiliz'e güzel müdahale mi? Evet, Arda Turan çok iyi yaptı orada oyalayarak. Talisca da o topu almayı başardı gibi bir şey oldu. Talisca. Talisca hadi senin de gol atman lazım şimdi. Talisca Rainbow'la giderek gol atabilir misin? Talisca. Anderson Talisca. 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 Çok iyi. Talisca. Uzaklardan sert ve Talisca da attı golünü. Anderson Talisca. Anderson Talisca da golünü atıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bence süper bir goldü. Umarım siz de golü beğenmişsinizdir. Evet, Özcan topu alabilecek mi? Alamadı. Özcan topu alamadı. Inglese. Arda Turan alır mı o topu?
Arda aldı. Arda. Jorge. Valbuena. Ver basın abi. Ya yapma bunu Valbuena. Valbuena paslarda birazcık sıkıntı var arkadaşlar. Onu fark ettim yani şu anda. Kulübeli topa müdahale et Valbuena. Güzel pas at artık. Valbuena çok hatalı oynuyor şu anda. Güzel abi. Arda Turan. Hadi Arda bakalım sen de gol atabilecek misin? Ama bu çok ileri çıkmıyor. Tek başına topu sürmesi de çok zor. Hani 83'lük herhangi bir oyuncunun top sürmesi zaten zor olur. Genelde normal yani mantıken. Ama Arda sürüyor. Ama Arda topu sürüyor. Arda Turan. Arda. Öf, kötü vurdum. Ben kötü vurdum. Gerçi Arda'dan da oradan gol atmak için beklenmezdi zaten. Ama ben 3 büyüklerin 3 oyuncusuyla da gol attım. Arda Turan'ın defansif müdahaleleri çok harikaydı. Onur Kıvrak'a bir tane şut geldi. Onu da yedi. Ama tabii ki çok zor pozisyondu. Belki güzel hani kurtarma güzel olacak bir pozisyon gelseydi kurtarabilirdi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıya yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Seri önerilerinizi yorumlara bekliyorum. Gerçekten çok önemli. Bu tarz öneriler yorumlara bekliyorum. Bu tarz videolar için. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak muazzam bir video gidebilirsiniz. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Ve bay bay.